Herkeslere merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Havalar çok güzel, harika. Ah, bulutlu bugün. Ben de bulut olunca seviniyorum çünkü şimdi öğlen olmasına rağmen bahçede çalışabileceğim. Çalışayım mı çalışmayayım mı diye önce bir kendimi sorguladım. Sonra dedim ya ne diyorsun? Bugünleri kaç gündür bekliyoruz? Kalk bakalım birazcık çalışalım. Aralarda dikebildiklerimden dikeceğim. Bol bol dikeceğim. Sıkı sıkı dikmeye karar verdim. Çünkü ilk bakışta güzel görünsün istiyorum. Evet, buradan o zaman bayağı bir sökme işlemi yapacağız. Ups, şunu gece birazcık yağmur yağmış. Çok azıcık ama. Evet, şu öbeklerimi almak istiyorum buradan. Burada bir öbeğim var. Kocaman. Ay, bismillah. Oh. Bu galiba Echeveria Liliana değil. Yani başka bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Ama emin de değilim. Bu güzel bir öbek oldu. Nereye koydum elimdekini? Bir de şunu alacağım. Bu Liliana olabilir. Ama çok güzel bir öbek. Öbeklere bayılıyorum. Hele bir de bunlar böyle hepsi birlikte büyüdüler mi? Ah, ah, ah. Evet. Morning Glow da buradan alacağım. Bunun burada durmasına hiç ama hiç gerek yok. Evet. Şurada bir Echeveria Liliana öbeğim daha var. Onu da. Bismillah. Ay çok mutluyum. Söktükçe mutlu oluyorum. Çünkü bunların hepsini birer birer özenli kendim büyüttüm yani. Ölüyorlardı. Yapraktan büyüdüler. Minicik minicik. En son bayağıdan kocaman kocaman oldular. Evet, şimdi burada bol bol Echeveria Blue Elf'lerim var. Onlardan bayağı sökeceğim. Şurada bir kıvırcık Echeveria'm var. Aralarda kalmış. Bu nasıl bir şey? Bilmiyorum. Onu almak istiyorum. Burada. Bismillah. Hey. Koptu. Kökten gelmedi. Aha, çok üzüldüm. Biraz erkenden çekmiş oldum. Neyse, bunu o zaman ben başka bir yere, bir de yanından yavrusu varmış. Bunu o zaman köklenme saksıma koymam lazım. Onu dikemeyiz yerine. Ah. Niye bu kadar acele ettin sanki? Evet, burada bir Sempervirum. Sempervirumların kökü bayağı da iyi oluyormuş. Yani fark etmemiştim onu. Burada evet. Başka. Burada sök sök bitmedi ha. İyi bakayım köklerine, sonra yanlış yerden. Bunun şu yandan çıkan yavrulara bak, maşallah. Kaç tane yavru çıkmış? 1, 2, 3, 4, bir de şuradan çıkıyor 5. Bebek oluşturacak kendine. Burada bir şeyler çıktı. Yaprak, ay bilmiyorum. Ne bunlar acaba? Yani eğer bir
meyve falansa diye bekliyorum ama kime göstereceğim bilemedim. Babam gelince babama göstereceğim. Ah, söküldü. Bilmiyorum ki, bunu hiç öyle kökten çıkma, çekirdekten çıkmış gibi değil. Neyin sökmüş oldum. Daha da dikmeyeceğim. Kendime babam deyince babamı göstereceğim derken elimde kaldı. Aslında Echeverria Mexican Snowball ya da Elegance, bunlardan da dikeceğim. Evet. Eldivenlerimizi giyelim diyeceğim ama giyemeyeceğim. Çünkü yağmur ıslatmış. Hiç yağmur yağacağından haberim yoktu. Ay ay ay, evet. Artık ellerimizle girişeceğiz. Şimdi ben buraya bir şey daha dün yaparken dikkatimi çekti. Şöyle çekersem eğer, şunu arka Echeverria bahçemizin durumuna bir bakalım. Şimdi şurada bayağıdan gübre gübre kokuyor. Burada benim bir tane rain drop'um var. Echeverria rain drops. Şöyle bir şey. Bu rain drop diğerlerinin gölgesine kalıyor. Ve sanki ne zaman çeksem hop diye gelecek. O kadar kökü ortalıkta duruyor. Onun için bunu söküp buraya dikmeye karar verdim. Hop, şöyle alalım. Aşağıya getireceğim. Şöyle dikeyim ki dedim. Böyle gözümün önünde. Yapraklarını alalım. İnşallah böyle büyüyen kendine gelen bir tür olsun. Orada bir sürü kendine gelemedi. Çoğaltmak istiyorum. Çünkü sadece bir tane. Şimdi bir yerleri Echeverria Blue Elf'lerle doldurmak istiyorum. Şu elimde bir tane. Bakayım bir nerelere görünüyor, ona göre. Diğer taraf görünüyormuş. Evet, elimde bir tane Sempervivum var. Kuru yapraklarını bir kaydırayım. Nerede ben Sempervivum dikmiştim? Bir tane oraya diktim. Buradalar. Bu tarafta hiç yok mu yani? O zaman hemen şuraya bir yere dikelim. Evet. Bir de örümcek ağlı. Böyle bir kaya kovuna, ha, diğer sentezim buradaymış. Evet.
Çevir ya, lolamızı nereye dikelim? Lolamızı güzel bir yere dikelim. Bunu şu anyum sunburst'ün arkasına doğru gitmek istemiştim. Tamam. Kurumuş yaprak altları bir temizleyelim. Bu saate kadar sabahtan çıkmadım. Sabah dersim vardı. Bu da üniversitede mikrobiyoloji ve biyoloji dersi alıyorum ben. Sabahtan bugün biyoloji laboratuvar dersi vardı. Onu verip geldim. Onun için sabahtan bugün çıkamadım. Bir kısa bir video çektim. Sonra işte işlerimi bitirip gelip sonra baktım. Yapsam mı bugün, yapmasam mı? Bu kadar güzel hava kaçırılır mı dedim sonra kendi kendime. Evet. Öbeğimiz çok var. Öbekleri dikebilecek güzel güzel yerler olması lazım. Bulmam lazım daha doğrusu. Şuraya bir tane içi veriye Elegance dikeceğim. Dibinde bir tane Variegated Aşkın Gözyaşı, Pembe Aşkın Gözyaşı var. Onu sökmeyeceğim, orada büyüsün. Normalde diğerinden onu sökerdim ama bu kalsın bakalım orada. Aslında şu araları birazcık da narinlerden dikmek istiyorum böyle. Crassula pellucidia var, böyle mini mini yapraklı. Hemen yanıyor falan. Belki burada aralara böyle taşların arasından çıkma şeklinde onları kullanabiliriz diye düşündüm. Şu işte ben ismini bilmiyorum bunun. Tapsitörvi'ye benziyor diyorum ama çok da benzemiyor aslında. Bundan o köşeye bir tane dikmişim. Şuraya dikmişim. İki var. Evet, bunu o zaman şuraya dikelim. O köşeye o zaman ben ne dikebilirim? Ne dikebilirim? Echeverry Elegance oraya dikeyim bence bir tane daha. Echeverry Elegance'ımız daha çok var aslında. Başka yerlerden de alabiliriz.
Kolyeni dikelim. Öbek diksem mi? Öbek dikmeyin de. Şu bu galiba sempervirüm çeşidi diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Gidip geliyorum sempervirüm eçileri yanına. Tamam, o da orada konuşayım. Ya işte böyle tam hazır bir şekilde almış olsanız türleri. Heh, bunu dersin buraya dikeceğim. Çünkü bu zaten kocaman. Ama şimdi bunlar büyüyecekler. Küçük türler. Türler küçük değil de yani elimdeki halleri küçük. Küçükken dikiyorum yani. Onun için bulundukları yerde orayı kaplayacaklar. Kaplayana kadar beklesem mi? Beklemesem mi? Hep böyle bir önce bir seyrek dikeyim diyorum. Sonra dayanamıyorum. Dolduruyorum falan. Nitekim yukarı taraf maşallah çok güzel doldu. Bir öbeğim daha var. O öbeğimi şimdi oraya diktik, oraya diktik, oraya diktik. Aslında şurası bir yer sanki öbekleri olabilir. Gibi. Onun için şunu alacağım ben. Onu sonra dikelim. Şu öbeğimi de buraya alalım. Tamam. O zaman diyelim şuraya. Tamam. Evet, morning glow. Morning glow'umuzu şöyle pembiş pembiş açacak. Ama bunlar pek bir birbirlerinden ayrı ayrı oldular. Bu kadar ayrı ayrıya gerek var mı? Bilmiyorum. Eğer büyürlerse onları evet, renk ayrı bir şey tabi. Bence şuraya bir tane eçeveriye Blue Elf dikebiliriz. Nereye? Tam. Vallahi bunun sulaması nasıl olacak bilmiyorum. Ben bunun dibine böyle hepsini sulayacak sulama sistemi falan koyamam. Muhtemelen üstten fış 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 yapacağım. Evet.
Yine tabii istediğim gibi bir şey olmadı bu. Yani böyle bir dizayn yapamadım. Çünkü hepsi istediğim büyüklükte değil. Her başladığımda diyorum ki bu sefer elimde yeterli materyal var. Böyle istediğim gibi yaptım. Gene olmuyor. Gene olmuyor, gene olmuyor. Evet, burada siyah sedumlarım var. Evet, biliyorum burası Eçevere yeri olacak ama bunlardan da vallahi dayanamadım. Kalkacağım bir yerlere. Böyle bir değişiklik olsun. Evet. Bir de California Sunset sedumumuz var. Bunları da buraya dikeceğim inşallah. Nereye dikeceğim bilmiyorum ama zaten bu kısımda nasıl olur, burası nasıl olur? Evet, onları da diktik. Bir tane Echeveria Blue Elf'im kaldı. Onu da nereye dikelim? Yani söktüklerimizden bu kadar kaldı. Bu demek değil ki dikim bitti. Dikimimiz bitmiş gibi görünmüyor daha. Tamamen söküp başka bir stilde geçebiliriz. Yapmışlığım vardır yani öyle şeyler. Evet. Bu köksüz, bunu köklenme saksımıza koyacağız. Şimdi bir de aslında ben ne dikmek istiyordum? Ha, şu kırık saksımızı bir yere konuşlandıralım. Neresi olabilir? Aslında bunun içinden şöyle sempervivumlar aksın istiyordum ben ama nereye koyabiliriz öyle bir şey yapmak için? Evet. Birkaç bir şeyler daha buldum, geldim. Artık bitirmem lazım. Yaklaşık bir saattir burayla ilgileniyorum. Evet.
Bakalım göreceğiz bu nasıl olacak. Bir yerde bunu böyle ground cover yani yeri böyle kaplayan bir tür olarak gördüm. Bir arkadaşım göndermişti. Çok hoşuma gitti. Şimdi biz deneyelim bakalım yerde olsun. Evet. Şimdi küçük bir topsy-turvy. Geçen bunları koparmıştım. Çok güzel köklenmişler. Şu taze köklere bayılıyorum. Bir tanesi oraya dikelim. Bir tanesini şuraya dikelim. Ve bayağı çok minik minik ama inşallah yani bunları bağdır edecek bir sıcaklık, bir problem yapacak bir sıcaklık olmadığı için büyürler diye düşünüyorum. Ve de burada bir crest olmuş topsy-turvy'm var. Hiç tam crest mi bilemiyorum ama crestata gibi görünüyor yani. Bunu da ay. Evet. Bir kıvırcık Echeveria'da oradan buldum. Minicik ama olsun. Bir tane orada var. Kayanın dibinde. Bir tanesini de nereye dikeyim? Maşallah. Çok oldu elimizde. Heh. Bunlar var. Bunlar yine çiçek sapından büyüttüklerim. Gördüğünüz gibi bu da köklenmiş. Aslında bunlara yer yok burada. Söktük ama bunları bence başka bir yere dikelim. Dikecek yerimiz mutlaka bunlar dursunlar. Evet. Evet evet arkadaşlar. Bugünlük. Bugünlük değil. Bence bu kısım buranın taşları yerleştirilecek. Ama dediğim gibi ben yine de biraz cücük daha düşüneyim istiyorum ama. Hepsine. Taş diplerine kadar götürmesi lazım. Yani çiftler bahçesi yapınca dibi böyle toprak görünmemesi lazım. Her tarafını da kaplayamayabilirim ama şöyle göreyim, göremedim şey. Evet, güzel olacak. Neyse, tamamlamayı da bir sonraki videoya bırakalım. Çünkü gerçekten çok uzun oluyor videolar. Bura benim bayağı süre ya da tamamladıktan sonra şöyle bir kısa bir videoda çekebilirim. Bakalım başka bir şeyler eklemeyi düşünür müyüm, düşünmez miyim bilmiyorum. Belki de eklemeye devam ederim. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz, takip ettiğiniz, destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bu benim kendi yolculuğum. Bana yolculuğumda eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.